Evet sevgili izleyiciler, kadının gündeminin bugün sonuna geldik ama sizi az sonra geçtiğimiz günlerde Şefkatler'in sığınma evine gittik. Sığınma evindeki izlenimlerimizle birlikte sizin için bir VTR hazırladık. O VTR ile baş başa bırakacağız diyorum ve biz yarın yeniden burada olacağız. Siz de gelin olur mu diyerek veda ediyorum size. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın. Kimi çaresizlikten kaçmış? Ben Adana'dan geldim buraya oğlumla beraber. Dışarılarda kaldıydım yani. Buraya geldikten sonra, indikten sonra parklarda falan yatardım çocuğumla. 2 hafta ben o karın orada durdum. Sarayın önünden ayrılmadım. Nedir ki bir şey versin diye. En son dedim oradan bir geçen bayana. Abla dedim biraz bir şeyler alalım şunlar yesin ne var dedim. Dedi kamera çağırım. Yok abla ben dilenci değilim kurban olayım dedim. Yani çok çektim ablam. Ama ablam be, bayanlar dışarıda kalamıyor gözünü seveyim be. Kimi şiddetten? Yani oradan gitmek istediğinizde sizi zorla mı tutuyordu? Zorla tutuyordu. Kaçamazsın, öldürürüm, döverim gibi kelimeler yani kullanıyordu. Sokakta bayağı kaldım yani belki yıllar. Çocukluğumda. Yani çocuklukta hiç böyle güzel şeyler yaşamadım. Yani... aile görmedim. Cinsel istismara uğradığım için sokağa düştüm. Sokakta da uğradım. Kimi de en sevdiği kişinin kötülüğünden ve ihanetinden. 3 sene önce geldim buraya. Mağdur olarak geldim. Dolandırıldım ben de. Anne dediğim bir bayan tarafından aynı iş yerinde çalışıyorduk. Ben 1 seneden beri buradayım. Benim oğlum bana kalan mirası... Kendisi benim elimden aldığı için ben akciğer ameliyatı oldum. O yüzden de kendisine kendim vermek zorunda kaldım. Sonra da ben buraya gelmek zorundayım. Yani sokakta kalacağım ama burada kalmayı tercih ettim. Her birinin farklı bir dramı, farklı bir hikayesi var. Ama ortak bir de kaderi var. En azından çok şükür Allah'a bir yatağımız var yani diyebiliyorum. Bir yatağımız var. Sokakta değiliz. Çok şükür. Hayat onlara her şey bitti dedikleri anda Şefkatler'in sığınma evinde buluşturmuş. Birbirimize de en ufak bir şey olmuş olsa koşarız. Harbiden. Yani bu dayanışma da vardır bizde. Yani nasıl diyeyim ben sana bunun misal bir derdi tamam maddiyat olarak yardım edemem ama konuşmalarımdan bir teselli yaparım. Ona her zaman koşarım. Şimdi hep birlikte hayata tutunmaya çalışıyorlar. Beraber dertlenip beraber gülüyorlar. Kadınların Sesi Woman TV bu sefer de mikrofonunu Şefkatler'in sığınma evindeki kadınlara uzattı. Evet sevgili izleyiciler bugün Şefkatler'in sığınma evindeyiz. Kadın arkadaşlarımızla birlikteyiz. Hepsinin hikayeleri ve geliş nedenleri farklı farklı. Şimdi bugün o hikayeleri onların ağzından dinleyeceğiz. Dedik ya her birinin hikayesi birbirinden farklı. Ancak hepsinin yüreğinde acı ama dillerinde umut var. Evim olmasını isterim. İleride inşallah güzel bir yuvam olsun. İşte çocuklarımın olmasını isterim. Hani mutlu olmak isterim. Çünkü 10 küsür senedir olamadım. Çocukluğum, gençliğim öyle gitti. İnşallah bundan sonra ben aile sevgisi görmedim ama aileme gösteririm. Şimdi borcum bitince kendime böyle bir oda tutacağım, bir ev tutacağım. Bir oda, 2 oda, bir salon. Kütüphanesi olacak. Benim çünkü çok kitaplarım var. Kendim şairim. Açık öğretim okuyorum. Liseden yeni mezun oldum. Üniversite sınavlarına hazırlanacağım inşallah. Yani yapmak istediklerim bunlar. Yani benim hayalim çok değil. Bir evim olsun. Kedilerim olsun. Bir de köpeğim olsun. Hayalim bu. Kimisi güvenlik gerekçesiyle, kimisi de utandığından ismini vermek istemiyor. Onların dilinden en iyi anlayansa evin sorumlusu Nuray Ercan. Ercan mağdur olarak geldiği evin şimdi sorumlusu. İçinde bir sürü şüphe, korku, çaresizlikle geliyor. Ve onları birebir hissedebiliyorum. Çünkü aynısını yaşadığım için insanları konuşuyorum. Onları anladığım için anladığım dilden konuşuyorum. Önce bir rahatlatıyorum. Rahatlattıktan sonra zaten kendilerini rahat hissetmeye başlıyorlar. Sonra işte yavaş yavaş onlar da kendilerini toparlamak istiyor. Toparlıyorlar. Buradan evlenip giden kızlarımız oldu. 2 tane kızımız evlendi.
yani bu gibi evlerin bence daha çok yayılması lazım. Daha çok yaygın olması lazım. Türkiye'nin ve İstanbul'un dört bir yanında bu evin benzeri evler bulunuyor. Sokakta çaresiz kalan kadınlara burada bir yuva sağlanıyor. Ama haliyle bu evleri idare etmek de kolay değil. Yani çok sıkıntılar çekiyoruz. İşte gıda olsun, faturalar olsun, insanlara ihtiyaçları olsun. Engellisi de geliyor, hastası da geliyor. Bunlara biz ilaç alıyoruz, yeri geliyor. Hastanelere götürüyoruz. Yani gönüllerin biraz bize hani destek olmasını istiyoruz. Daha çok açılsın ki gönül ister olmasın böyle evler, böyle şeyler yaşanmasın. Ama varsa da böyle şeyler, acı gerçek hayatın. Bu evlerde biraz çoğalsın. Çoğalsın ki daha çok insanlara yardım edelim. Çünkü sokakta o kadar insan var ki burayı bilmeyen insanlar bile var. Farkında olmayan insanlar var. Ve onların en azından hani ellerinden tutalım, hayata kazandıralım. En büyük sıkıntıları ise iş. Lafa gelince mağdur kadınlara sahip çıkıyoruz diyenlerin gerçek yaşamda pek de öyle olmadığını onlar konuştukça daha iyi anlıyoruz. Benim kendi vatandaşım beni hor görüyor. Yani ben bu ülkenin çocuğuyum. Beni hor görüyor, yardım etmiyor. İşte ne bileyim bir ekmek bile veren olmadı. Da da doğru düzgün iş olsa şurada iş bulduydum söyleme sahip. Dedim abi ben şurada kalıyorum dedim. Biz dedi aldık dedi. Yani almak isteyen de almak istemiyor. Kadın sığınma dedin mi duraklıyor millet ne varsa. Burada kaldığınız için mi sizi işe almadılar? Niye hor görülüyorsak ben de anlamadım milleti. Ondan sonra millet derler destekçiyiz. Nerede desteklik? Nerede? Herkes birbirine köstek oluyor. Hani destek abla? He? Millet bizi kalkındırsa hepimiz birbirimizi kalk böyle mi oluruz? He? Ağızlarını açtı mı da işte biz yardım ederiz. Hiç kimseden yardım yok. Bir gün geliyorsan ikinci gün kapımızı çalmıyorsun ve alay ediyorsun. O da senin vicdanına kalmış bir şey. Alay etmiyorlardır. Neden alay etsinler ki sizin de yani bu zorlukları ve yaşam mücadelenizi görüyorlar. Sen orada kalıyorsan eğer diyor yok. Yani burnu bir tuhaf havalı bakıyorlar. Nedir ya? Düşüp kalkmayan bir Allah. Sen de kulsun ben de kulum. Öyle değil mi? Yok. Koskoca yaşlı başlı adam yok alamayız. Hepsinin dileği kendilerine sığınak olan bu evlerin desteklenmesi ve zor durumdaki kadınlara sahip çıkılması. Bir de destek açısından destek almamız lazım. Dediğim gibi yani buraya yardım edilsin. Burada çünkü hastası var. Belki yakında daha da muhtaç insanlar gelecek. O yüzden yardım edilsin. Gıda, işte yiyecek, içecek, faturalar çok birikti. Ben Hayrettin Bey'in paylaşımlarını görüyorum. İşte sokakta kalan insanlara da çorba, makarna, yoğurt gibi şeyler istiyor. Lütfen bunları göz ardı etmeyin. Bu yaşananlar hayatlar, gerçek. Ücra bir köşedeki bu evde bir gün daha acısıyla tatlısıyla biterken geriye Saadet teyzenin hoş bir seda bırakan şiiri kalıyor. Hazan çiçeklerini soldurdun bahçemde, ağlattın sonbaharımı yağdırdın üzerime. Göçmen kuşlar yüreğimi terk etme, bu mevsim Eylül'de gel gitme. Vuslat yatağımda yumulurken gözlerim, gidişine kaç sonbahar üşüdü tenim. Takvim yaprağından Eylül'ü sildim, bu mevsim kollarımda kal, gitme, gitme sevgilim.